Reklam teklifi mi? Evet Gizem'im, Tony Bey ile geldiler. Seni bulamayınca ben oturtup çay verdim. Kahvaltı gevreği reklamı hayatım. Televizyon. Ay Allah'ım, inanamıyorum. Can git sen geç. Allah. Bir şey olmadı, freni varmış. Gizem'im, 4 ünlü kadın olacakmış ve biri sen. Zayıflıkla kafayı bozmamış, sağlıklı fit kadınlar. E sen de dolu dolu 38 beden olduğun için. 36. 36, 38. Daha ziyade 36. Hayatım, atletik bir tipsin ya, o yüzden bazen 38. Resmi söylemimiz 36. Hayatım, anoreksik bir tip değilsin, konu bu. Ha, kuru gün istemiyorlarmış. Bu kelimelerle söylemediler tabii. Reklamın teması vücudumla gurur duyuyorum. Hani beden olumlama. Şimdi teklifi benim aracılığımla yaptıklarından ötürü otomatikman senin menajerin oluyorum. %10 almamı olumluyor musun? Bir dakika ya. Ben olumlamıyorum. Bence menajerim ben olmalıyım. Pardon? Adamları 80 bin lira ücreti demiş, şurada ben okeylettim hayatım. Tony Bey, bu iş parayla, sözleşmeyle bitseydi. Şov dünyasında olay kulistir. Sen Gizem'in huyunu suyunu bilir misin? Mesela kuliste hangi terliği giydiğini bilir misin? Bir günlük çekim ayol, hamam nalını giyse ne olacak? Öyle değil işte. Mesela ev kadını terliği giyince sapıtıyor bu. Ne? Ay evet, öyle bir şey oluyor ya. Şive geliyor bana. Böyle Yaşar abi, tillikli, rahat falan böyle konuşmaya başlıyorum. Çok enteresan. Yok artık. Ya, bensiz olmaz o çekim. Hı hı. Tamam, %15 olsun, yarı yarıya kırışalım. %15 çarpı 80 bin bölü 2, 6 bin. Benim için okey, senin için güzel. Ben adamlara 6 bin lira vereceğim. Bunun karşılığında adamların televizyon reklamlarında oynayacağım. Güzel bir para değil ki 6 bin lira, ne olacak? Değil mi? Bir para değil. Ha? Evet, ikimize de ihtiyacı var. Gencecik kızlar zayıflamak için hastalanıyor. Biz sağlıklı beslenmiş, yaşanmışlıkları olan bir sporcu, bir oyuncu, bir şarkıcı, bir de moda dünyasından bir kadın olsun dedik ve... Evet, sana da gelelim. Kulise küvet ve süt banyosu istiyoruz. İlahi, içme suyu olsun yeter. Ama su tam 21 derece olacak ve içinde yarım santim inceliğinde dilimlenmiş zencefiller bulunacak. Gerçi suyu biz de getiririz, elimize mi yapışır? İki masaj, çift el masaj yapacak ve organik lavanta yağı kullanılacak. Sete gelmeden biz hallederiz onu. Esas ödemeyi siyah bon çanta içinde çekim başlamadan isteriz. Yüzlük banknotlar halinde. Tony Bey, silah satmıyoruz. Gevrek reklamında oynayacak kadın. Yüzlük, iki yüzlük karışık da olur. Şey, benim makyaj çantam sette olursa bir tek. Çünkü ben kendi malzemeyle... Bir dakika. Kulise 41 adet pembe orkide istiyoruz. Sanatçının yaşına istinaden. Sen? Sanatçının güzelliğine istinaden. 41 kere maşallah anlamında. Başka çiçek de olur, yeşillik de olur. Bir demet maydanoz bile olur. Hem yer ödem atar. Makyöz ve kostüm konusunda anlaştık Tony Bey. Kostüm de Pelin Hanım olacak. İsim vermeseydik, sürpriz olsaydı keşke. Bir dakika. Hangi Pelin? Kim? Pelin kim? Kim? Ki o kim be? Kim o be? Pelin Soner mi? Pelin mi yapacak benim kostümümü? Pelin bir sürü seçenek getirecek, sana beğendirmeye çalışacak. Beğenmezsen çıkıp yenisini alacak. Olmadı diktirecek. Yine beğendiremezse paralel evrenden yeni bir kostüm bulacak. Aa! Akıllı olan! Oğlum biz bu çöp kutusunu oraya kedi yuvası diye mi koyduk lan? Al bakayım onu yerden. Tamam beyaz. Lan! Al onu yerden, at çabuk oraya! Laf yapıyor bak bir de bana ya! Sen var ya, etini muncururum ha! Hadi! Burada kuralları biz koyarız. Yürü! Bak! Yürü bir bak! Kafaları güzeldi. Vallahi normalde şey yapmaz zaten. Ya bir de petçi değil ki bu. Şey yani teneke bu yani, doğada kaybolur. Maden bu sonuçta. Maden. Vallahi!
ait olduğumuz yerdeyiz. Biz bizi biliriz zaten doğuştan jet sosyeteyiz. Akbilimiz full yakıtımız jet ışık hızında ilerleriz. Sonradan görmedi demeyin daha bir şey görmedik ki biz. Bu hayallerimize bile fazla gece kondu konağınıza. Jet set dediler burası bakmadık bile arkamıza. Seyreyleyin olacakları şimdi bir yaslanın arkanıza. Demedi demeyin yetişemez sosyetenizin jet hızımıza. Kılıklığın eli daha ağırmış lan. Kız kılıklığın da ağır lan. Yürü git lan. Hadi. Hadi. Etrafa çöp atmamayı öğreneceksiniz. Burada tek kural var. Kural yok. Bir tane kural var aslında. O da çöp atmayacaksınız. Ha evet o var. Ama başka kural yok. Çöp atmayın. Ciğerimizi yiyin. Aliyettin. Tayyip Ocakbaşı'nda ciğer yiyin. Temiz, hesaplı, kaliteli sakatatlısın adresi. Çok oyalandık. Havalı yürüyüş. Hadi. Param olsa ben ne alsam? Param olsa ben ne alsam? Paranız var. Kaç para bu? 30 lira ablacığım. Yıkarsın ablam. Dolar yine yükselmiş. Siz hala burada 20-30 lira için kendinizi yırtıyorsunuz be patron cüyesi. Dolar yükselmiş mi yine? Samantha Fox kazağı geldi. Samantha Fox kazağı bu. Bütün silahla sarı şunu. Kap bunu. Kap bunu. Samantha Fox mu kaldı ya? Beyoncé de Rihanna da bunu giyiyor. Beyoncé de Rihanna da bunu giyiyor. Kapış. Kapış. Nerede giyiyor? Sağ ol abla. İtalya'da, Fransa'da bunu görmedi. İtalya'da, Fransa'da bunu görmedi. Bak buna, bak buna. Nasıl ya? Tasarımı oradan çaldı. Akşam oldu böyle oldu. Akşam pazarı. Akşam oldu böyle oldu. Akşam oldu böyle oldu. Kapış, kapış. Akşam olmadı, saat 2. Git, gel, 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 gel. İnsanın bütün hevesini kaçırıyorsun. Sağ ol abla. Bunu bilemedim. WhatsApp'tan Cengiz Bey'e sor online'sa. Hep online ayol. Karısından çok telefona bakıyor adam. Abla, Hakan'la saşımı yiyip bir mağazanın açılışına gideceğiz. Bir şey istiyor musun? Tövbe bismillah. Ha, bebise? Mutluluktan. Şeyim yok. Gözüme Hakan kaçtı. Hakan yeni boyfriendim. Ve cennetlik bir insan. Ali arayı bir haftada normal genç kız yaptı. Vaftiz töreni şapkalarını atmış ya. Kalkül de kestirdim. Artık siyah da giymiyorum. Hakan bana pembeyi çok yakıştırıyor. Zaten bu sene renk moda. Moda dedi. 2019'da yaşamaya başlamış. Arkadaşlar edindi. Pilates yapıyor. Akşam dışarı çıkıyor. Alışveriş yapıyor. Dans ediyor. Kahkaha atıyor. Kim bu Hakan bebisi? Hayalimdeki küçük enişte. Ufak tefek bir şey mi? Ay canım yaş olarak küçük. Yoksa boylu poslu, yakışıklı. Bizim çevreden kaliteli bir tip. Ve bu kadar kız içinde Ala arayla çıkmayı seçti. Neden? Neden? Belli ki bir noktada büyük bir sevap işlemişim. Onda. Ah, hayırlı olsun bacım. Yeni kahkaha da yapmışsın. Ya hep böyle gülerdim ben. Aynadan kombinimi çekip instoşa atıp çıkıyorum. Öpüyorum babyler. Bay bay tatlım. Yeni Alara bu mu? Yıllardır tanıdığımız o küçük hayalete ne oldu? Konuşacağız. Tony yapma ben böyle iyiyim. Değilsin. Ağzın gülüyor gözün ağlıyor. Orijinal ruhum bu kabuğun içinde kıvranıyor. Kabuk mu? İstakoz. Sert kabuğuna sığamadığında müthiş bir acı duyar. Denizde bir kayanın arkasına saklanıp zorlaya zorlaya kendi kabuğunu kırar ve atar. Sonra yenisini yapar. Hı, ben şu an yeni kabuk mu yaptım? Hayır, kabuğuna sığamıyorsun.
Ay kabına sığamıyorsundur o Tony. Hayır hayatım ha. Sen de bu orta zekalı rolünü iyice içselleştirdin ha. İstakozu falan geçip dümdüz anlatır mısın? Zaten ne saltanatı? Bunlar bildiğin tüccar aile. Gerçekten. Ay evet hayatım. İplik eğirip satan bir ailenin torununun torunu bayo. Ha ondan çıkrıkçı oğlum. Ay bir de Allah affetsin, hiç mi şaka yapamaz bir insan ya? Hiç mi espri timingi olmaz ya? Kıyamıştı. Ama bazı timinglerim çok iyidir. Mesela çok doğru bir timingle tuvalete girmişim. Baksana, bütün yılanlar aynı anda tızlıyormuş. Ben dedikoduyu sevmem. Beni bu oru yarttı. Sus! En fena yılan da sensin. Koynumuzda besliyoruz. Ev yılanı senin.